Amerika'dan gelen ve Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamaya geri dönmek istiyorum. Biliyorsunuz Netanyahu Yeşaya kehanetinden bahsetti ve bu gerçek olacak dedi. Arz-ı mevcut nedir? Hem sizden dinlemek istiyorum. Bir de buna istinaden Amerika'dan gelen açıklamalar, bu Evangelist Kilise'nin kurucusu aynı zamanda olan bir vaiz. Armageddon için çalışacaksınız ve bunun için de İsrail'e yardım edeceksiniz dedi. İsrail'e yardım etmezseniz Tanrı Amerika'ya yardımı keser dedi. Yani bu insanlar sıradan insanlar değil. Yani evangelist anlatmıyor. Biliyorsunuz biz yayınlarda hep anlatmaya çalışıyoruz. Bize de komplo teorisyeni, korku pompalayıcısı diyorlardı. Biz de diyorduk ki hayır, biz bunu yapmaya çalışmıyoruz. Aksine bunların planlarını anlatıyoruz size dediğimizde. Bugün bizzat kendi ağızlarından dinliyoruz. Korku pompalamıyorlar, yapacaklarını söylüyorlar. Gazze'den de başladılar yapmaya nitekim. İşte tam da bu noktada bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail şu anda zımaradan çıkmış vaziyette. Dün gece yine 150 sortilik bir uçak saldırısıyla Gazze'yi dümdüz etti. Karadan saldırılar, bombalamalar hariç. İsrail'in duracağı yer anlaşılan o ki Arz-ı Mevut. Bunun içinde Türkiye de var. Türkiye'nin önemli bir bölümü veya Doğu Anadolu'nun önemli bir bölümü var. Bu iş nereye gidiyor hocam? Sormak istiyorum. Hem Armageddon hem de Yeşaya Nereye gidiyor? özelinde. Dünyanın baş belası terörist örgüt, yani şeytaniler dediğimiz toplamda kendi içinde kollara ayırmış. Siyonist, küreselci, bilmem neci, falancı filancı. Sözde işte bugünkü uluslararası sistemin gereklerine uyarak devlet yapısı altında İsrail diye bir şey kurmuş. Amerika diye bir şey kurmuş. Aslında Washington DC diye bir şirket kurmuş daha doğrusu. Vatikan şirketi ve Londra şirketinin kurduğu şirketler. Bu terörist yapı, tekrar söylüyorum. Bunlar hiçbir devlet değildir. Bunu yıllardır söylüyoruz. Sadece Türk devleti vardır derken birileri yine böyle gülüyordu. Ama bunu hukuki anlamıyla da söylüyorum. Bu terörist yapı, bütün terör örgütlerini üreten yapı. Bakın, Müslüman terör örgütü yoktur. Hristiyan terör örgütü yoktur. Solcu terör örgütü, sağcı terör örgütü yoktur. Bunların kurduğu, terör örgütünün kurduğu, kendi uzantısı olan o bölgenin yerelindeki lümpenlerden yararlandığı yapılar vardır sadece. Şimdi bir, iki, herkes soruyor. İşte İsrail ne olacak? Filistin iyice azdılar. Hocam ekonomi şuraya gidiyor, dünya buraya gidiyor, ne olacak? Arkadaşlar bir şey hatırlatıyorum. Bir fizik kuralı hatırlatıyorum size şimdi. Ortam kaos. Kaos olmadan düzen olmaz. Ve her kaosun en böyle zirve yaptığı anın arkasıdır düzenin gelişi. Veya diğer deyişle, herkesin daha bildiği deyişle söyleyelim. En karanlık andan sonra şafak söker. Ya da şafak sökmeden önceki an en karanlık andır. Ve bu sadece mecazi değil. Yani sistematik anlamda hayatınızdaki her sisteme uyarlayın bu söylediğimi. O yüzden işte zaten bunu da tutarlı olarak anlatmıyor muyuz? Küreselcilerin olan her şey çöküyor. Biz de kölesiydik. O yüzden son o köleler olarak onun son sıkıntılarını yaşıyoruz maalesef. Çünkü bütün çevremiz, içimiz, dışımız, bizim içinde olduğumuz her şeyi onlar kurmuştu. Onların kurduğu her şey yıkılıyor. O yıkılacak ki biz kurduğumuzu yerine koyalım. O yüzden bunu yaşıyoruz. Nitekim İsrail konusunda aynı şeyi söylüyorum. İsrail normal şartlarda bu kadar azıtıyor muydu? Hayır. Yani hep azgındı da bu kadar aşırı değil. Bir. İkincisi bu kadar azıttığında yani şimdi bir şeyler yapıyor ama bu yaptığından daha ötesini yapmaz mıydı sizce? Amerika oraya gemiyi göndermiş. Küt diye bu taraftan da Amerika çıkar. Patır kütür Gazze'yi toplar kenara koyarlardı. Öyle mi? Yani birilerinin anlayışına göre Gazze'dekileri de getirir bizim sınırımıza koyarlardı. Dolayısıyla bitiyor. Dolayısıyla 2025-27 öngörülerine katalım bunu. Artık İsrail diye bir devlet olmayacak 2027'de. Ha olursa da küçük, çok küçük bir İsrail olacak. Bir de belki yani onunla Golan'ı kontrol edemiyorsa Dürzi devleti olma ihtimali var. Ama bugünkü İsrail olmayacak. İki, Türk Devletler Birliği kurulmuş olacak dedik. Onun içinde adı ne olur bilmem. Hep Hazarya deniyor ama o devlet olacak. Yani bugün Ukrayna'nın aynı armayı taşıdığı Hazar devleti yine orada var olacak. Ondan sonra Filistin 1967 sınırlarına dönecek. Bunları yine aynı listeden okuyorum ama 2013'teki listeden söylüyorum bunları. Farklı bir şey var mı düşünüyorum. Ha farklı bir şey şu var. Dedim ya bu bir öngörü. Böyle tartıyorum, ölçüyorum, biçim davranışlara bakıyorum, stratejik davranışlara. Geçtiğimiz aylarda da
Türkiye ismiyle bir geçmişti bu konu. Netanyahu Türkiye'ye kaçarsa şaşırmayın falan diye böyle bir sosyal medyada. Evet, onu soracağım. Azerbaycan'a kaçarsa şaşırmasın kimse. Neden Azerbaycan hocam? O da enteresan bir şey. Azerbaycan'da bir, şimdi bak Hazar Türkler, Musevi Türklerden bahsettik. Azerbaycan'da da varlar. Ama Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan'da, hatta İran'ın diğer bölgelerinde de İbraniler de çokça varlar. Çok varlar. Birincisi ve dikkat edin, Karabağ meselesinde de İsrail, Azerbaycan'ı destekledi. Azerbaycan burada İsrail lehinde bir açıklama yaptı ama iki gün sonra da Kıbrıs, bakın bu çok önemli. Şimdi neden önemli söyleyeceğim. Kıbrıs devlet başkanıyla görüşüp biz iç sorunlarımızı hallettik. Artık Kıbrıs Türk devletiyle ilişkilerimizi güçlendirmenin zamanı diyerek ilk defa dünyada bir devlet başkanı Kıbrıs Türk devleti ismini de kullanmış oldu. Yani çok stratejik geliştiriliyor her şey. Şimdi düşünün, Hazarlar taşındı. Zaten bizle aynı toyun parçasılar benim anlattığım projeye göre. Museviler zaten devlet istemeyenler. Yani Musevi'nin devleti olmaz diyenler. İbranileri de sen Azerbaycan'da kontrolün altına aldın. Yani Türk Devletler Birliği çatısı altında yani. Bakın. Bu arada şunu karıştırılmasın. Hazar Türklere bak bunlar birleşir şöyle olur. Birleşemezler onlar. Yani Musevilerle Yahudiler hele de İbrani Türk birisiyken onlar öyle bir araya gelip birlikte proje yapsınlar falan öyle bir şey yok. Bak birbirlerinden öc alıyorlar. Bu arada şu anda orada Hazar Türklerinin oradan çıkmış olması, orada ilk günden itibaren ölenlerin hep genelde İbraniler olması vesaire şöyle de yorumlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öcü diye. İkinci Dünya Savaşı'nda çünkü Rothschild'ler önce Hitler'i destekliyorlar. Çünkü amaç orada Tevrat'a da göre zincirin zayıf halkalarını yok edip zinciri daha güçlü halde ve İsrail'e taşımak. Fakat bakıyorlar ki Hitler İbranileri yani engelli vesaire İbranileri öldürmüyor. Hitler Hazar Türklerini öldürüyor. Rothschild'ler tarihi tam hatırlayamadım ama 1941 ya da 42'den itibaren İngiliz ve Fransızlara destek vermeye başlıyorlar. Böyle bir hikaye var. Tabii parantez açalım. Hitler'in Yahudi olduğunu da hatırlatalım. Annesi Portekiz Yahudisidir. Yahudiler anneden silsileyi getirirler. Dolayısıyla Yahudiler için Hitler Yahudidir. Onu da hatırlatalım. Böyle de bir durum var. 2027'ye geldiğimizde Türk eğitim sisteminin kökünden müthiş bir dönüşümle ama böyle bir tek seferde ileriye yönelik çok stratejik güzel bir sistemin geldiği, müfredatların dönüştüğü yapıyı izleyeceğiz. YÖK ortadan kalkar. Çünkü bütün tavandan yönetim unsurları ortadan kalkacak. Tabandan yönetim olacak. Onu söyleyeyim. Bir içişleri reformu tabii. Yani zabıtanın halinden tutun, özlüğünden tutun. Türkiye'deki ilçe yapılanması, belediye başkanı, vali, belediye başkanı, kaymakam ikilemine kadar bunların çözüleceği. Anayasadan yine bahsediyorum. Bunları göreceğiz 2027'ye kadar. Ve tabii çok vatandaşa da yansımış bir refahı da göreceğiz. Onu da bilelim arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Bugün bu kötü gördüğümüz ve ama içinde hala dayanabildiğimiz ekonomi küreselcilerin ekonomisi. Şirketler onların, medya onların, o şirketlerin altyapısı onların. Yani medyada mesela şimdi ben medyada çıkamıyorum diye insanlar o medyanın sahiplerini zannediyorlar. Hayır, medyanın sahiplerinden mesela milli olabilen veya son 10 yılda buna yönelmeye çalışan adam var. Ama asıl faktör neresi? Sen bilirsin, reklam. Reklam. Yani birini çıkartıyorsun, tak reklamı bir kesiyor. İşte bilirsin yani. Bir de bunlar şey veriyor böyle yıllık, değil mi? Yıllık ben çektim reklamını dediğin bitti. Direkt şey oldu, bölgesel televizyon oldu yani. Bu dünya şu anda sarsılıyor. Yıkılacak olan o, yıkılacak daha da sarsılacak. Daha böyle biraz daha zorlanacağız ekonomide. Bunu göreceğiz. Ama bunu ben yeni söylemiyorum. 2019'da Avrupa ve Batı resesyona girmeye başlayacak. 2020 Mart'ın Nisan'ında itibaren Türkiye'de bir temizlik ve bir konsolidasyon gerçekleşmeye başlayacak 2023'e kadar diye anlatmıştım. Siyasi konsolidasyon, ekonomik konsolidasyon diye. İşte bunlar salgında 2-3 yıl sarttığını söyle düşünelim. Sadece bu aradaki fark.